Tekerleği olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Araçlar kanalıma hoş geldiniz. Arkamda ülkemize yeni ayak basmış bir araç Megane E-Tech var arkadaşlar. Tanıdık olarak sadece ismi var Megane'ın. Onun haricinde her şeyi değişti. Tamamen artık hatchback görünümlü bir crossover tarzında satışa çıkacak ve tamamen elektrikli olarak geliyor. İki farklı donanım paketi var. Tek motor seçeneği var arkadaşlar. Şu anki boyutlar olarak 4 metre 20 santimlik bir uzunluğu var. 1,5 metrenin çok az üzerinde de bir yüksekliği var. Şöyle Clio'ya biraz benziyor ölçüler olarak ama bir eski kasa hatchback, bir Megane boyutlarında olduğunu söylemem gerekebilir. Şöyle Clio da var yanında, bakın yan yana getirdiğimizde yükselti olarak Clio'dan biraz daha yüksek. Biraz kapturvari, daha çok hani güncel bir modelle karşılaştırırsak kapturvari bir yükseltisi var. Şöyle kendine has bir tasarımı var. Dediğim gibi hatchback vari bir crossover arkadaşlar. Yeni Megane'ımız. Ön taraftan başlayalım. Her zaman olduğu gibi çok detaylı bir video olacak. Anahtarımızda bir değişiklik yok. Klasik bir Renault anahtarı. Yeni logoyla geliyor böyle. Hemen şuradan bir selamlamamız var. Artık klasikleşen bir tasarım. Bakın farlarda selamlamamız. Bu şekilde açılış selamlaması. Şimdi bir de kapanışı size göstereyim. Şöyle hemen birazdan farlar tekrar selamlayacak. Bakın hemen bu da kapanış selamlaması. Kapılar açtığımızda bakın aynalar açıldı. Kapı kollarımız, artık gizli bir kapı kolumuz var. İçeriden çıkıyor ve yerde ayna altından yer aydınlatmamız var. Bu da yeni Renault logosuyla beraber yanıyor. Bakın tekrar kapatayım. Aynamız kilitleniyor. Kapı kollarımız tekrar içeri giriyor arkadaşlar yerine. Girdi. Arka taraf daha önce tanıyoruz. Clio'da da benzer bir tasarım vardı. Gördüğünüz gibi yukarıdan bu şekilde açılıp kapanıyor. Geriye doğru geleyim. Arka stopların da hemen size bir selamlamasını göstereyim. Bakın stoplar yanıyor. Birazdan biraz daha parlaklaşacak üst taraftaki. Bakın biraz daha parlak hale geldi. Şimdi bunu kapatalım. Size onun detayını göstereyim. Bakın yavaş yavaş sönüyor. Tamamen kaybolacak şimdi. Farlar tamamen incelmiş ve düz bir çizgi halinde. LED Provision teknolojisine sahip. Tabii ki karşıdan gelen araca göre kendini ayarlayabiliyor. Gece gündüz ayarları farlar. Efsane bir görüntüye sahip arkadaşlar. Çizgi olarak şu alt tarafta sarı detayları görüyorsunuz. Bu da Renault'un bildiğiniz gibi Formula 1 takımı var. Oradan bir alıntı arkadaşlar. Bunu da isterseniz almayabiliyorsunuz. Bu da bir seçenek, opsiyon olarak alınabiliyor. Ön tarafta Renault logosu artık yenilendi. Biliyorsunuz bunun arkasında da gördüğünüz gibi radarlarımız var. Şehir içi aktif güvenlik önlemleri, 21 adet aktif güvenlik önlemi bu araçta standart olarak geliyor. Ön teker gördüğünüz gibi olabildiğince ön tarafa taşınmış. Bu da ne oluyor? Aks mesafesini olabildiğince arttırıyor arkadaşlar. Burada hatchback bir Megane kadar aks mesafesi olduğunu söylüyorlar. İçine girince de bunun detayına bakacağız hep beraber. Burada Goodyear'ın 20 inçlik bir lastiği var. Hemen ebat olarak size bunu söyleyeyim. 215-45R20 ebatında Goodyear'ın Official Grip Performance serisi olan lastikleriyle beraber geliyor. Buradaki izolasyon malzemesi halımsı arkadaşlar. Bir keçeden yapılmış. Tabii ki elektrikli araçların motor olmadığı için, motor sesinden çok yol sesi aracın içerisine geleceği için olabildiğince aşağıdan gelebilecek sesleri engellemek için bu tarz yalıtım malzemeleri aracın etrafında bolca uygulanmış durumda. Hemen bir detayı atlamadan göstereyim. Bakın ön taraftan bu sarı bölgenin yan tarafından buradan hava girişlerimiz var. Buradan gelecek hava da öndeki disklerimize soğutmaya yardımcı olacaktır. Burada izolasyon malzemeleri var. Oralarda parlak siyah. Hemen şöyle küçük bir parçasını sizin için kaldırayım. Tekrar yapıştırırız yerine. Gördüğünüz gibi parlak siyah bir malzeme kullanılmış. Şuradaki parlak siyahlar. Buralarda krom detaylar var. Tavan kısmında krom detay var ve şuraya kadar geliyor. Kapımız Clio'dan da alışık olduğumuz şekilde böyle yukarıdan açılıyor ve olabildiğince büyük tasarlanmış. Ve bu sportif tasarımı devam ettiren bir tasarım çizgisi var. Böyle yandan baktığımızda biraz Clio'yu da andırıyor arkadaşlar. Şu arka tasarım sanki. Arka tarafa doğru eğilelim. Burada tam bağımsız bir süspansiyonumuz var. Çok noktadan bağlantılı. Ve buradaki de izolasyon malzememiz de halı olarak yapılmış.
Ön tekerler gibi arka teker de olabildiğince arkaya doğru yerleştirilmiş arkadaşlar. Arkadaki tamponumuzu görüyorsunuz. Küçük bir tamponumuz var ve kapı altlarımızda da yine koruma barlarımız burada. Bunlar da biraz karbonumsu bir görüntü yapılmış üzerinde. Dokulu bir burada parça. Bunlar boyasız arkadaşlar. Plastik parçalar. Şuralar parlak siyah malzemeden yapılmış. Ve çamurluk üstündeki dodiklerimiz de yine parlak siyah malzemeden yapılmış. Yanda park sensörlerimiz var. Arkada park sensörlerimiz var. Ön taraftaki sarı detaylar gibi yine arka tarafta da bu sarı detayları görüyoruz. Bunlar güzel detaylar. İsterseniz bunları almayabiliyorsunuz. Bunlar da opsiyon listesinde. Arka tarafta da aerodinamik yapıyı artırabilmek için hem üstteki spoiler uzatılmış hem de bu yanındaki kanatçıklar da buraya eklenmiş arkadaşlar. Bunlar da parlak siyah malzemeden yapılmış. Şöyle köpek balığı antenimiz de var. Sportif detaylar. Bakın burada bir rüzgar için böyle bir yerde yapılmış. Aşağı doğru geldiğimizde bakın cam olabildiğince küçük tasarlamış arkadaşlar. Bu kupe tasarımdan kaynaklı geri görüşü biraz engelleyebilir. Ama bunun için de bir şey yapılmış. Aracın içine geçince bu detayı göstereceğim. Sınıfında ilk defa gördüğünüz bir durum arkadaşlar bu. Şöyle eski Megane'larda da böyleydi. Burada bir düğmeyle açılıyordu. Kendini hafif geri atıyor. Elektrikli bir bagajı yok. Sonra siz kendiniz açıyorsunuz. Burada 440 litrelik bir hacim var ki gerçekten güzel bir hacim. Elektrikli araçlarda genelde bu kadar büyük bir hacim olmuyor arkadaşlar. Sınıf standartlarında iyi olarak sayılabiliriz. Hemen şurada bakın kablo olur veya ıslak bir eşyalarınız olur. Burada bir saklama alanı daha burada veriyor. Şu yanlarda da çeki demir olsun, kirik olsun onlar için de yer yapılmış durumda. Şurada da bataryalarımızın zannedersem havalandırma delikleri var. Eşya askılıklarımız var. Aydınlatmamız burada. Diğer tarafta da yine eşya askılığımız var. Sabitleme halkalarımız burada. Güzel bir bagajımız var arkadaşlar. Şöyle her iki taraftında tutamağı olan bir bagaj kapağımız. Megane'ın depo kapağını size şöyle bir göstereyim. Tabii ağızlar alışmadı artık şarj yeri diye. Bakın şöyle bir Renault logosuna benzeyen bir tasarım var hemen burada. Buradan şarj ediyoruz. Burada ışıklar yanıyor. Buradaki aydınlatmanın ne anlama geldiğini arkadaşlar burada görebiliyoruz. Hızlı şarjı da destekliyor. 130 kW'a kadar hızlı şarjı destekleyen bir tasarım var. Şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Sizin de dikkatinizi çekti mi? Bakın sol ön çamurluğun üzerinde şarj yeri. Arkada olanlar var. Tamamen arkada olan var. Ön tarafta logonun olduğu yerde olan var. Mesela yeni Dacia Spring'de logonun olduğu yerde arkadaşlar şarj yeri. Sağ ön tarafta şöyle hemen kapının arka tarafında şarj yeri. Hatta Kia EV6'da da bu stop lambasının üzerinde şarj yeri vardı. Şimdi daha önce bir arkadaşla Tesla'yı şarj etmek için şarj istasyonuna yanaştık ama başka bir Tesla şarj olduğu için orada biz aracımızı yaklaştıramadık. Şarj yeri de yanlış hatırlamıyorsam ön çamurun üzerindeydi. Tabii ön taraftaki bu mesafe ve aracın yanaşma şeklinde kablo yetmedi. Böyle kaldırıma falan çıkardık falan böyle bir şeyler yaptık. Bu şarj portlarını arkadaşlar belli bir standardı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü içten yanmalı araçlarda ya sağda ya solda aracın arka tarafında, arka çamurluğun üzerinde yapıyoruz. Standart olarak aynı yerde. Neredeyse %99 bütün araçlarda aynı yerde. Ama elektrikli araçlarda böyle bir şu an için standart yok. Genelde sağ bu tarafta çamurluğun üzerinde oluyor ama dediğim gibi bu tarz detaylar için bu şarj yerlerinde bir standartlaşmaya gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz de düşüncelerinizi yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Aracın bak bir zaman sonra kapı kolları da içeriye gidiyor. Şöyle tekrar dokunduğunuzda kapı kolu otomatikman geriye doğru gelerek kapıyı açıyoruz arkadaşlar. Hemen şu yan alt tarafa bakalım. Direkt Fransa'dan ithal edilmiş. Megane E-Tech'in teknik verilerini her zaman olduğu gibi video sonunda teknik detaylar bölümünde anlatacağım. Şöyle arka tarafa doğru gelelim. Hemen baş ve diz mesafesini çok merak ediyorum. Arka tarafa ben sığabilecek miyim? Şöyle buralar sert bir malzemeyle yapılmış. Araç C segmentinde arkadaşlar. Ona göre değerlendirelim. Parlak siyah bir kolçağımız var. Şuralar yumuşak malzemeden yapılmış ve bakın güzel bir detay. Kapı içlerimiz, buraları eşya bölmelerimiz halı olarak kaplanmış. En dolu versiyonda burada deri koltuklarla geliyor. Standart arkadaşlar bir alt donanıma indiğinizde Alcantara deri karışık bir koltukla geliyor. Farklılaşıyor. Şöyle içine doğru gelin. Otomatik olarak bu koltuk bindiğinizde kendini ileri geri alabiliyor. Böyle bir yapıya da sahip. Ön tarafa gelince onun detayını da size göstereceğim. Burada bakın
Şöyle ben rahat oturuyorum. 2-3 parmak kadar, 2 parmak kadar bir baş mesafesi burada var. Diz mesafesi de arkadaşlar şöyle 3-4 parmak kadar da diz mesafesi burada mevcut durumda. Koltukların hissiyatı gerçekten güzelmiş arkadaşlar. Rahat bir koltuklara sahip. Şöyle orta tarafı göstereyim. Burada 2 tane USB tip C girişi var. Ve 2 tane de havalandırma menfezimiz var. Tabii ki elektrikli bir araçta olduğumuz için ortada herhangi bir şaft yükseltimiz yok. Güzel bir detay. Şöyle koltuğun altına doğru da bakarsak buraları da size göstereyim. Şöyle detayları ve gayet güzel koltuklara, çok güzel koltukları varmış. Bunun, bu arada koltukları birkaç kere daha güzel dedim galiba. Deri koltuk, ortada kolçağımız mevcut değil. Arka görüşü bakın biraz kısıtlı. Bir detay var demiştim. Onu ön tarafa geçince göstereceğim. Buradaki kısıtlamayı neyle ortadan kaldırmaya çalışmışlar. En çok merak ettiğimiz yer tabii ki aracın ön tarafı. Şu kapı kolu güzelmiş arkadaşlar. Şöyle otomatik olarak geriye doğru kendini atıyor. Aracı kilitlediğiniz zaman burası içeriye doğru gömülüyor. Ve ben şöyle bir detay dikkatimi çekti. Bakalım siz de görebilecek misiniz? Şurada bir horoz işareti var. Evet, bu açıyla daha güzel. Fransız bir aracı. Fransa'nın da milli simgesi. Bildiğim kadarıyla bir horoz arkadaşlar. Böyle bir ufak bir detay buraya yapılmış. Hoş bir detay olmuş. Açıkçası şöyle camın üzerine bir horoz simgesi var. Kör nokta uyarı sistemimizin hemen işareti burada. 21 farklı güvenlik sistemi araçta standart olarak geliyor. Ve bir Renault'da ilk defa gördüğüm arkadaşlar ahşap dekor kaplamaları bu aracın en dolu versiyonu olan ikonikte standart olarak geliyor. Tekno'da buralar alkantara olarak kaplı geliyor. Şuralar yumuşak bir malzeme, buralar yumuşak bir malzeme yapılmış. Temas ettiğiniz yerler yumuşak malzemeyle yapılmış. Arka tarafta sert olan yerler ön tarafta yumuşak malzemeyle yapılmış. Burada bir ambiyans aydınlatmamız var. Aracı çalıştırınca bu ambiyans aydınlatmayı da göstereceğim. Halı olarak kaplı iç taraflar. Gayet güzel detaylar. Elektrikli koltuklarımız ve masaj özellikli arkadaşlar. Bu koltuklar ikonik donanımda. Alt donanıma indiğinizde burada masajlı koltuk olmuyor. Elektrikli koltuk olmuyor arkadaşlar. Megane'ın içi biraz Austral'den bize biraz tanıdık geliyor. Şu yeni direksiyon, yeni göstergeler ve yeni multimedya ekranı biraz tanıdık geliyor. Yurt dışı videolarında buradaki ekran biraz daha büyüktü arkadaşlar. Ama ülkemize gelen bütün Megane E-Tech'ler Austral'de olduğu gibi bu 9 inçlik daha küçük bir ekranla geliyor. Artık 9 inçe bile küçük demeye başladık. Çünkü artık 10 inçin üzerinde bile ekranlar görüyoruz. Megane videolarında daha önce yurt dışında çekilmişlerde 12.3 inçlik böyle daha büyük bir ekranlar vardı. Ama dediğim gibi ülkemize sadece bu 9 inçlik ekranla gelecek. Şöyle ufak bir çalıştıralım Megane'ımızı arkadaşlar. Şöyle motor aktif. Hemen şu koltuğu size göstereyim. Bakın koltuk hemen kendini ileriye doğru aldı. Ve tekrar koltuğu kapatırsam aracı, bakın şu an değil, kapıyı açtığımda hemen beni geriye doğru alarak burada iniş binişimi daha rahat hale getiriyor. Şöyle sol taraftan hemen aracı anlatmaya başlayayım size. Şurada deri bir malzeme kullanılmış. Üst tarafta da kapıda da dediğim gibi ahşap parça. Buradan bakın böyle devam ediyor arkadaşlar. Aracın üst tarafını komple diğer tarafa kadar devam ediyor. Böyle bir parça kullanılmış. Bir Renault'da ilk defa bir ahşap parça görüyorum. Güzel bir detay. Kalite hissiyatını hani premium'a doğru çıkaran bir detay olmuş. Şurada farklı bir tasarımla böyle bu tarafa doğru kapanıyor. Bu tarafa doğru kapanıyor. Böyle bir havalandırma menfezimiz var ve soft denen yumuşak bir yapıya da sahip. Güzel detaylar arkadaşlar. Ve bunun da şöyle bir açma kapama yeri de yine bu alt tarafına doğru yapılmış. Şerit takip asistanlarımız ESP off. Burada aydınlatma ayarlarımız, elektrikli el frenimiz burada. Frende tutma fonksiyonumuz da burada. Austral'de de buraya alınmıştı ve bu orta taraf tamamen boş ve daha kullanışlı bir hale geliyor. Burada olan her şeyi aracın üstüne doğru serpiştirmişler. Vitesimiz de hemen bakın burada direksiyon arkasında. Kurulumu yapılmadığı için bazı arıza ışıkların yanması gayet normal. Onun için herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bakın sanki sinyaller yanıyormuş gibi de görünüyor. Ve medya ekranımız açılmıyor. Araç henüz kurulumu yapılmadığı için. Gördüğünüz gibi poşetler, her şey aracın üzerinde. Direkt tırdan indiği gibi yine yeni bir videoyu size çekiyoruz. Benim direksiyonumuz gerçekten sportif arkadaşlar. Alt tarafı olabildiğince esnetilmiş. Daha tam böyle düz de değil, tam yuvarlak da değil. Ama üst taraf daha bir yuvarlak bir
direksiyonumuz var. Direksiyonun arkasındaki kulaklıklardan rejeneratif frenleme sistemini ayarlayabiliyoruz. Arttırıp azaltabiliyoruz. Tamamen de kapatabiliyoruz. Aracı komple salınabiliyor. Yani tek pedalda bu aracı kullanma şansını veriyor Renault bize. Burada arttırarak tamamen frenlemeyi arttırabiliyoruz. Belki bir zaman sonra tek pedalla sadece gaza basarak fren hiç yapmadan rejeneratif freni arttırarak aracı hem şarj olmasını da sağlayarak arkadaşlar burada tek pedalla bu aracı kullanabilir hale de gelebiliriz. Evet, şöyle bir vitesimizi göstereyim size. Şöyle yukarı doğru attığımızda R'ye geçiyor arkadaşlar. Geri vitese bir tane geri aldığımızda boşalıyor ve iki kere bastığımızda da biraz daha sert bastığımızda da ileri moduna geçiyor. D'ye emniyet kemini takın veya motoru kapatın diyor. Sert konuşuyor ama araç hareket ediyor. Hemen bakın hızımız da değişti. Şöyle R'yi geriye alırsak hafif bir geriye geldik. Aracın ileri geri de almış olalım. Şöyle P'ye bastığımızda da park moduna geçtik. Ses açma kapama tuşlarımız burada. Onlar da dokunmatik arkadaşlar. Açma kapatma tuşumuz da burada. Dörtlerimiz buradan yanıp sönüyor. Merkezi kilitimiz burada. Şurada herhangi bir tuş yok. Buradaki klima ayarları da arkadaşlar bakın fan hızını görüyoruz. Şu an çalışıyor ama ekranda bir görüntü görmüyorum şu an için. Kurulum olmadığı için herhangi bir arıza söz konusu değil. Buradan da klima ayarlarını ayarlayabiliyoruz. Burada bir kablosuz şarj ünitemiz var. Telefonunuzu buraya koyarak şarj edebilirsiniz. Şöyle bu da yüksekte konumlandırılmış. Hemen bunun altına yumuşak bir yer yapılmış arkadaşlar. Burada telefon için şurada rahatlıkla yumuşak bir malzeme. Telefonunuz buradan kayıp da düşmez. Şöyle aşağı doğru baktığımda burada bir çakmaklığımız var. Hemen şu ön tarafa doğru büyük bir eşya bölümümüz var. Yine burada bir eşya bölümümüz var. Bunları buraya koyarak ayarabilirsiniz. Buradaki parçaları istediğiniz gibi burayı ileri geri ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz arayı buraya verebilirsiniz. Şöyle çevirirsek burası bir bardaklık haline de gelebiliyor zannedersem. Evet, bunu isterseniz ön tarafa, isterseniz arka tarafa doğru da farklı farklı konumlandırabilirsiniz. Büyük bir eşya koyacaksınız, daha geriye doğru alabilirsiniz. Böyle bir fonksiyonellik düşünülmüş durumda. Burada bir sabit bardaklığımız var. Hemen şunun altına doğru arkadaşlar anahtar için yerimiz var. Anahtarı buraya koyun diyor. Hemen anahtarı şöyle koyalım. Burada yine bir küçük bir bölüm var. Eşya için şöyle bu kolçağımızı açalım. Burada da bir eşya yerimiz var. Burada bayağı büyük. Şurada iki tane de USB tip C'lerimiz var. Arka tarafta da iki tane USB tip C'miz vardı. 4 tane USB tip C girişimiz var. Hemen şu arka taraftaydı arkadaşlar tip C'ler. Bu araçta bolca hava yastığı var. Merkezi hava yastığımız da var. Hemen şoförün hem sağında hem solunda iki tane hava yastığı var. Yan hava yastığı olarak perde hava yastıklarımız araçta standart olarak geliyor arkadaşlar. Şöyle diğer tarafa doğru şimdi size ambiyans aydınlatmaları gösterecektim. Maalesef göstergelerimiz çalışmadığı için, multimedya ekranımız çalışmadığı için size burayı gösteremiyorum. Böyle bir durum oldu, kusura bakmayın. Şimdi burada bir havalandırma menfezimiz ve şuralarda deri detaylar var. Koltuğu o kadar geriye aldım ki uzanamıyorum artık oraya doğru. Şöyle koltuğumu da ben ileri doğru alayım. Size daha detaylı olarak anlatayım. Buralar deri kaplı. Güzel detaylar var. Hemen şöyle yaklaştırayım bunun üzerine. Buradaki dikiş detayları gerçek arkadaşlar. Sahte bir dikiş değil. Güzel detaylar ve şu alt tarafta yine aynı şekilde deri olarak kaplanmış. Son dönemde bu uzunlamasını havalandırma menfezi birçok araçta görüyoruz. Yine bu tasarım dilinin biraz daha geliştirilmiş hali, ambiyans aydınlatmalar. Şu üst tarafa konumlandırılmış krom det parçanın içerisinde arkadaşlar. Şurada bir torpido gözümüz var. Bu nasıl açılıyormuş? Şöyle bastırıyoruz. Amortisörlü olarak burası açılıyor ve böyle büyük bir torpido gözümüz var burada. Bunu da şöyle kapatalım. Renault'da ilk defa gördüğümüz bir özellik arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi geri kameramız var burada. Geri geri giderken burayı ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle menü ayarı buradan. Burada da dil aşağı yukarı ayarları var. Onu da şuradaki ayar düğmesinden yapıyoruz. Gösterge tamam diyelim. Gösterge açık kapalı menü. Buradan ileri geri buradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Bunun da kendi ayarları burada mevcut durumda. Şöyle burada kamera ayarı burada mevcut. Bakalım dokunmatiklik herhangi bir şey var mı? Herhangi bir şey yok. Böyle yaptığınızda da eski moduna tekrar geri geliyor. Normal bir
ayna gibi görünüyor arkadaşlar. %16'lık bataryamız varmış ve 82 kilometrede %16 ile menzil gösteriyor bize arkadaşlar. Megane E-Tech'te 220 beygir 300 Nm tok değerleri sunan ve 0-100 hızlanması 7.4 saniye olan bir motor var arkadaşlar. Bu motor 160 kilometreye elektronik olarak sınırlandırılmış durumda. WLTP'ye göre 450 kilometrelik bir menzil bize sunuyor. Şöyle bir hızlanma verilerinde detaylar anlatayım size. 0-50 hızlanması bu aracın 3.5 saniye. 80-120 hızlanması da 4.4 saniye. Gerçekten hızlı bir araç arkadaşlar. Güzel hızlanma değerleri var. Biz şimdi bu aracı aldık. Evimizdeki normal herhangi bir çamaşır makinemizi, işte televizyonumu çalıştırdığımız prizimize bu aracı takarsak 2.3 kW'lık ortalama bir değerle bu aracı doldurmaya çalışsak 50 kilometrelik menzili 3 saat 20 dakikada veriyor. Tamamen sıfırdan 100 kilo, yani bataryamızın kapasitesini tamamını doldursak 450 kilometrelik menzili 30 saat 30 dakikada veriyor. Tamamen 450 kilometrelik menzile ulaştırabiliyor. Biraz daha hızlandırılmış ev tipi şarjla 3.7 kW'la araca 50 kilometreye menzili 2 saatle verebiliyoruz. 2 saat şarjla evde hemen 50 kilometrelik gündelik ihtiyacımızı görebileceğimiz kadar arkadaşlar şarj olmuş oluyor. 450 kilometrelik menzili sıfırdan 100'e kadar bataryamızı doldursak bu sefer 18 saat gerekli oluyor. Bunlar ev tipi elektrikli olabilecek en düşük ve en hızlı değerler. Duvar tipi, yani wallbox'la bu aracı şarj edersek 7.4 kW'lık arkadaşlar şarjla 9 saatte şarj oluyor sıfırdan, yine en dolu hale. 22 kW'la şarj edersek genelde kullanılan bu değerlerde 3 saat 15 dakikada şarj oluyor. 130 kW'lık hızlı şarjlarla aracı şarj edersek 1 saat 15 dakikada bu araç sıfırdan 100'e kadar dolmuş oluyor arkadaşlar. Üreticinin bize tavsiye ettiği kullanım şekli %20 ile %80 arasında şarjda bu aracı kullanmak arkadaşlar. Bu şekilde kullanırsak 7.4 kW'lık bir şarj hızıyla 7 saat 24 dakikada, 22 kW'lık bir şarj hızıyla 2 saat 25 dakikada, yine DC bu sefer 130 kW'lık bir şarj hızıyla da 42 dakikada bu aracı şarj edebiliyoruz. Son dönemdeki Renault tasarımları gerçekten güzel olmuş. Megane da bu ahşap kaplamalarıyla, buradaki iç detaylarıyla arkadaşlar böyle yavaş yavaş bir premium araca doğru evrilmeye başlamış. Renault biraz daha o tarafa doğru göz kırpmaya başladı ki Austral'da bunun ilk örneğiydi. Megane'da ikinci örneği oldu bence. Güzel olmaya başladı Renault araçları arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bunları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Dilim döndüğünce Megane E-Tech'i size anlatmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, halen kanala abone değilseniz de tabii ki abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.